Aşığım sana. İlk gördüğüm andan beri aşığım. Sen ne dediğinin farkında mısın? İlk günden beri benim evli olduğumu biliyordun. Evime girip çıktın. Karımla sohbet ettin, dostluk kurdun. Hep beraber aynı masaya oturduk. Şimdi bütün bunları nasıl söylersin bana? Bu söylediklerin hepsi doğru. Ama aşk engel değil. Ben seni güvenilir biri sanmıştım ama yanılmışım. Narin ne kadar sevdiğim, ona ne kadar bağlı olduğumu bile bile kalkmış bu pervasız lafları ediyorsun bana. Derhal listelerini geri alacağım. Ne kadar para istiyorsan hepsini alacaksın. Seni bir daha ne iş ne de özel hayatıma görmek istemiyorum. Sen bana... Hoş geldin. Hoş bulduk. Yoldayken Mert aradı. Bilgisayar olayını anlattı. Evet, o kadar öfkelendi, sinirlendi ki... onu sakinleştireceğim diye kendi üzüntümü unuttum. Başını belaya sokacak diye çok korktum. Neden hiç şaşırmadım acaba? Sen ne yaptın? Meltem'le bir anlaşmaya varabildiniz mi? Aşığım sana. İlk gördüğüm andan beri aşığım. Evet, anlaştık. Hisseleri devralacağız, bir sorun yok. Çok şükür. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Her şey yolundaysa sen niye üzgünsün? Ben üzgün falan değilim. Yorgunum sadece. Uykum var. Ben de yorgunum. Gidip uyuyalım o zaman. Yorgunluğumuzu çıkaracak tek şey o. Hadi gel. Ne oldu? Kemal Bey eve geldi Meltem Hanım. Bilmek istersiniz diye haber vereyim dedim. Nasıldı hali tavrı? Vallahi iyi gibiydi. Yorgunmuş sadece, öyle dedi. Sonra da Narin'le eliyle tutuşup odalarına geçtiler. Ben seni güvenilir biri sanmıştım ama yanılmışım. Narin ne kadar sevdiğim, ona ne kadar bağlı olduğumu bile bile kalkmış bu pervasız lafları ediyorsun bana. Efendim, herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için... kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.